Eğer mülkün temeli adaletse adalet sağlanmalı. O mahkemede adalet yoksa hiçbir yerde yoktur. Bütün herkes diyor tamam diyor. Bu bize çayı verecek Tayyip Erdoğan. Tam biz o çaydan alacağız. Bizim evimize çay gelecek. Yani bunun aşmamız lazım. Yani insanların bu zihniyeti değiştirmesi lazım. Ben 25 senedir pazarda balıkçılık yapıyorum. Önceden pazarda pazar altı toplayan belki 3-5 kişi görüyordum. Ama şimdi müşteriden çok akşam olsun da yerden bir şey toplayalım. Biz bunları görünce üzülüyoruz yani. %51'lik toplum kitle bir anda oradan yakalamaya çalışıyor yani oradan gidiyor. Ve onlar da bunu çok iyi biliyorlar. Çünkü bunu 20 seneden beridir yapıyorlar zaten. Arkadaşlar merhabalar. Merhabalar, mezattayız bakalım, balıkçı halindeyiz. Arkadaşlar herkese günaydın, kolay gelsin, merhabalar, nasılsınız? Arkadaşlar, balıkçı arkadaşlar gördüğünüz gibi ateş yakmışlar. Sabahın arkadaşlar 5:30-6'sı gördüğünüz gibi emekçi arkadaşlar diyelim. Nasıl işleriniz? Önce onu soralım arkadaşlar. İşler nasıl? İşler iyi abi. Neden? İşler biraz yoğun. Hava soğuk. Balık yok. Fırtına var. Ondan dolayı. İşte idare ediyoruz ellerimizle. Alım gücü nasıl abi? Alım gücü abi şimdi balık bol olduğu zaman fiyatlar biraz uygun oluyor. Şu an hava şartlarından dolayı balıkçılık biraz zayıf olduğu için fiyatlar yüksek. Tabi her şeyin fiyatı yüksek olduğu için balık fiyatları da biraz yüksek. Şükür yine buna yani böyle. Pazarcı esnafımız var. İzmir dışından gelen esnaflar var böyle. Hamsi, sardalya, koryoz, çeşit balıklar. İçeride de Maria türü böyle barbundur, tavuktur, çeşitli balıklar satılıyor. Bugün ne kadar en uygun balık ve en yüksek fiyat? Şu an sardalya fiyatları 1000 lira. Hamsi fiyatları da 1000 lira, 1500 lira arası. Bunu pazara gittiğinde pazarcı kaç paraya satmalı? 100 liradan aşağı satamaz. Yani. Peki bunu 7,5 TL alan bir emekli bunu alabilir mi rahat rahat efendim? Evet. Eskiden 2 kilo alıyordu. Çalışan da alamaz. Eksi de alamaz yani. Şu anda bir ev kirası, en düşük ev kirası 12 bin TL. Peki alması için ne olmalı? Ne olmalı? Her şeye güzel bir denge olması lazım. Bu denge nasıl sağlanacak efendim? Baştakiler dengeyi sağlayacak. Sağlar mı? Sağlamaz. Hayata sağlamaz. Hiç kimse sağlamaz. Bunlar gittikçe milleti çökertmeye çalışıyor. Ya ki biz içeriden korkmuyoruz. Yani milleti içeriye atmaktan korkuyorlar. Korkutuyorlar yani. Milletin gözünü korkutuyorlar. Korkan çıksın. Düşüncelerini söyledikten sonra bir sıkıntı olmayacaktır. İnsanın fikri özgürlüğü var bu ülkede. Burası Türkiye Cumhuriyeti. Türkiye Cumhuriyeti'nde eğer özgürce yaşamıyorsak o zaman boş bir ülkede yaşıyoruz. Özgürce yaşıyoruz diyebilir miyiz? Hayır, şu anda özgürce yaşayamıyoruz. Değil mi? Doğru düzgün protesto yapamıyoruz. Sokağa indik mi üzerimize polisleri sağ. Medeni bir hiçbir şekilde valilikten herhangi bir yerden bir yürütmeden bir şey alamıyoruz. Doğru mu? Doğrudur. Özgürce ateş mi yakamıyoruz? Arkadaşlar ne özgürce yaşayabiliyoruz, ne özgürce gezebiliyoruz, ne özgürce yiyebiliyoruz, ne özgürce gezebiliyoruz. Hiçbir şey yapamıyoruz. Yani bu ülkede özgürlük adı diye bir şey yok. Sadece isimde kalmış. Peki düzelmesi için ne oldu? Şu an bir mahkeme salonunda adalet mülkün temelidir. O sadece yazıda kalmış. Eğer mülkün temeli adaletse adalet sağlanmalı. O mahkemede adalet yoksa hiçbir yerde yoktur. Yazıyor adalet mülkün temelidir. Öyle bir şey yok. Peki ne olmalı sizce düzelmesi için? İşte diyorum. Değişmesi lazım. Sistemin değişmesi lazım. Muhalefete güveniyor musunuz efendim? Ya muhalefete güveniyoruz ama muhalefet bir şey beceremiyor. Yani nasıl beceremiyor? Millet güven getiremiyor. Şimdi biz alışmışız mesela örneğin şu anki Cumhurbaşkanı. Millet alışmış. Diyor Recep Tayyip Erdoğan. Sadece bu ülkede Recep Tayyip Erdoğan yaşamıyor. Çünkü fakirin şeyden anlamıyor ki, halinden anlamıyor. Eğer anlasa şu an mesela benim kiram geçenlerde 5000 lira yapıyordum. Şu anda 2 katı aldı. 10.000 TL. Ben şu anda asgari ücret 17.000 lira. Ben alıyorum 18.000 lira. Ben nasıl geçineceğim bu parayla? Nasıl geçineceğim? İşte soruyorum işte nasıl geçineceğim? Ben de onlara soruyorum. Nasıl geçinecek bu vatandaş arkadaş? Hadi söyleyelim. Bak bu soğuğu yiyoruz. Gece 3'te işe geliyoruz.
Neden güvenmiyorsunuz, özür dilerim? Çünkü muhalefette bir çözüm yok ki. Yani insanlara vaat ettiği bir şey yok. Muhalefetin sadece yaptığı şey, onu çıkartacağız, bunu çıkartacağız. İnsanlar çözüm istiyor, ekmek istiyor. İnsanlar diyor ki bizim soframıza ne gelecek? Bunu muhalefet mi getir? Ya bunu muhalefetin getirmesi için bir çözüm yapması lazım. İnsanlara vaat etmesi lazım ki o %51'lik kitleden bir pay alması lazım. Ama o %51'lik şeyden hiçbir pay alamıyor. İnsanlar diyor ki Tayyip Erdoğan'dan başka kimse yapamaz. Böyle bir düşünce var. Bu zihniyeti değiştirmeleri için çözüm üretmeleri lazım. Çıkıp da sadece biz Osman Kavala'yı çıkartıyoruz. Osman Kavala'yı çıkarsan ne olacak? Bana ne faydası var Osman Kavala'nın? Benim soframa Osman Kavala ekmeği getirmeyecek. Tamam, çıkar Osman Kavala'yı ama yanında dedi ki kardeş bak biz bu insanlara bir şeyler vereceğiz. Şöyle şöyle projelerimiz var. Yani garibanlar için. Ya şimdi bakıyorsun adam bir çay gösteriyor. Bütün herkes diyor tamam diyor. Bu bize çayı verecek Tayyip Erdoğan. Tamam biz o çaydan alacağız. Bizim evimize çay gelecek. Yani bunun aşmamız lazım. Yani insanların bu zihniyeti değiştirmesi lazım. Sürü psikolojisinden kopmamız lazım yani. Yoksa AK Parti sürekli yine gelecek. İnsanlar 17 bin lira, bugün 15 bin liradan aşağı kira yok. Kenar mahallelerde bugün 10 bin, 12 bin lira kira var. Hesaplayın, bir insanın 8-8 çalışıp hiçbir sosyal faaliyeti kalmaması lazım ki evine ekmek götürsün. Evine bu şekilde ekmek götürür, aile düzeni bozulur. Eşine, çocuğuna hiç kimseye vakit ayıramaz. Bu sefer aile düzeni boşanmalar nasıl oluyor? Neden kaynaklanıyor? Bugün aldatmalar neden kaynaklanıyor? Çünkü eşi, yani adam karısına vakit ayıramıyor. Kadın eşinden ilgi göremedi mi dışarıda arıyor. Bizim toplum, aile yapımız bunun için bozuluyor. Bunun için... Diyorsun ki yapımız da bozuluyor diyorsun. Bozuluyor. Bizim şu anda, bakın bizim aile yapımız kaldı mı? Hani nerede aile yapımız? Eski aile yapımız. Eskiden diyor ki ülkeye kötü yönetiliyordu. AK Parti geldi güzel yönetiyor. Bakın eskiye bir dönün bakayım. İnsanlar dönüp baksın. Bir kişi evlendiği zaman bu kadar boşanma oluyor muydu? Bizim aile düzenimiz bozuldu. Bizim bu zihniyetten kopmamız lazım. Güzel bir ana muhalefet partisinin bugün güzel işler yapması lazım. İnsanlara vaatleri iyi olması lazım. Şu psikolojiden kurtarmalar lazım bizi. Yani bugün garibanın, hani diyorlar bazıları çıkıyor benim tuzum kuru, ben onlara üzülüyorum diyor. Bazı yerde haklılar yani. Ben de diyorum ki benim de tuzum kuru. Ama bakıyorsun bugün insanlar gerçekten psikolojikman da etkileniyor. Ben 25 senedir pazardayım. Ben 25 senedir pazarda balıkçılık yapıyorum. Önceden pazarda pazar altı toplayan belki 3-5 kişi görüyordum. Ama şimdi müşteriden çok akşam olsun da yerden bir şey toplayalım. Biz bunları görünce üzülüyoruz yani. Yani elimizden tabii bir iki kişiye bir şeyler vermek istiyoruz ama bunu bütüne yayamıyoruz. Yani bizim de bütçemizin bir sınırı var. Ama bizim insanlarımız bakıyorsun bugün en ufak şeylerde rahatsız olmaya başladılar. Artık böyle yani yaklaşımlarımızla rahatsız olmaya başladı insanlara karşı. Yani bizim yapımız, aile yapımız bozuldu. Yani toplumun düzeni bozuldu. İnşallah diyorum ki düzgün, güzel projelerle önümüze gelirler. Bizi yani bu şeyden kurtarırlar. Yeni bir seçim oldu efendim. Yaklaşık 7-8 aylık bir seçimimiz oldu. Şu anki hükümet 4 yıl daha görevde yetkisi var efendim. Bu hükümet bu şartları düzeltebilir mi? Görünürde şu anda 7-8 ay önceden bugüne kadar sizce şartların düzeldiği görülüyor mu? Bana göre daha çok yükseldi. Bugün bakıyorsun enflasyon her gün. Ya her gün bir şeye zam geliyor. Her gün bir şeye zam geliyor. Markete giriyorsun 70 liralık şey bir bakıyorsunuz 90 lira olmuş. Yani ben düzeleceğine inanmıyorum. Zihniyet değişmedikçe hüküm şeyin değişmesi önemli değil yani. Zihniyetin değişmesi lazım. Bu zihniyet gerçekten değişmesi lazım. Ben yakındaki seçimlerden de mutlaka yine de seçimi kazanacaklarına inanıyorum. İstanbul'u da AK Parti'nin tekrar alacağına inanıyorum belediye seçimlerinden. Bunu alacağına inanıyorum. Neden derseniz çünkü mutlaka seçime bir ay kala, bir hafta kala illaki bir şey çıkartacaklar. Yine de bir şey çıkartacaklar. Yani bir şehit haberi ya da bir terörle alakalı bir şey çıkartacaklar. İnsanlar yine oradan yakalayacaklar.
vatan millet diyecek. Manipülasyon yine olacak. Peki illaki olacak bu, yakalayacaklar yani, orada yakalayacaklar. Tekrardan seçimlerini kazanacaklarına inanıyorum. Çünkü bizim insanımız şöyle, vatan millet dediği zaman %51'lik toplum kitle bir anda oradan yakalamaya çalışıyor yani, oradan gidiyor. Ve onlar da bunu çok iyi biliyorlar. Çünkü bunu 20 seneden beridir yapıyorlar zaten. Ya biz de oy verdik mi? Verdim. Ama şu anda vermiyorum. Bu insanları gördükçe de vermem yani. Hani benim diyeceklerim bu kadar. İnşallah toplumumuz aklı selim davranır. Bu şeyleri aşar. Ümitsizim ama yine de bir ümit diyorum yani. Ümitsizim ama yani. Son sözleriniz varsa Güneş Akkaya TV'yi alabilirim. Vallahi buradan söylüyorum. Eğer ki beni dinleyen, ben bu partiye çok oy verdim. Oy vermeyi düşünmüyorum. Çünkü içimizdeki bulunduğumuz şeyi görüyorum. Onun için insanlarımıza, halkımıza da diyorum ki aklı selim elinizi vicdanınıza koyarak oyunuzu verin. Oy namustur.